Arkadaşlar merhaba, Gaziantep'ten herkese selam olsun. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine geldik. YouTube'dan sağ olsun Cuma abimiz bizleri izledi. Bahçesine davet etti. 4000 ağaçlı bir bahçeye geldik arkadaşlar. 4 yaşında. Budamalarında bir sıkıntı olduğunu fark etti Cuma abi. Sağ olsun davet etti. Bugün atlayıp geldik. Günü birlikte olsa arkadaşlar döneceğiz. Cuma abi bir gelebilirsiniz abi. Merhaba. İlk arkadaşlar... Biliyorsunuz benim şekil budamasına çok büyük bir zaafım var. Büyük ağaç olsaydı bugün gelmezdim ben buraya. Güzel bir yatırım yapmıştı ala sahibimiz. Hem Antep fıstığı hem de zeytin üzerine. Budamacı arkadaşlarımız gelmiş. Tamam bir şey demiyoruz budamacılarımıza ama şekil budamasını anlamıyorsak arkadaşlar bizleri yormayın. Biz oradan buraya kadar gelmeyelim. Yapamıyorsak geriye çekilelim. Yani 4000 ağacımız arkadaşlar, 4000'i de size zaten göstereceğim. Hepsi 1000'den farklı. Hepsi. Yani bugün hep sizlere diyorum, ağaca baktığımız zaman arkadaşlar 5 yıl sonrası düşünmemiz lazım. Ya sık bir bahçe 5'e 3. 5'e 3 dikiyor değil mi? 5'e 3 bir dikim. Ne oluyor bu sefer? Siz kalkıp burayı fındık bahçeleri gibi, abi çekebiliriz şurayı. Fındık bahçeleri gibi kökten 3-4 dal verdiğiniz zaman zaten bahçemizsin. Ne oluyor bu sefer? Arkadaşlar iç içe giriyor. İç kısımlarda halka leke yoğunlaşıyor, meyvelerimiz azalıyor ve aynı anda kararmıyor. Biz ne yapıyoruz? Tek gövde yapıyoruz arkadaşlar. Tek gövde, tek gövde. Sağ olsun abimiz budadıktan sonra videolarımızı görmüş, denk gelmiş ya demiş bir sıkıntı var bahçemizde. Bir çözmemiz lazım. Geldik. Tabii bu bahçemiz 4 yaşında. Çözüm var mı? Evet çözüm var. Gene nereden baksanız bir 2 yılımızı atacak bu bahçe. Çok da geç kalmış bir durum değil. Baktığınız zaman mesela arkadaşlar sıkıntılar şu şekil. Abim şöyle bir gelelim Recep abi. Bülent abi pardon. Baktığımız zaman arkadaşlar ben olsaydım bu ağacı ne yapardım? Direkt tek gördüğüm zaman arkadaşlar şu sağdakini ben alayım abi onu. Şöyle arkadaşlar direkt şu sağdakini atardım. Bunu buradan atardım. Zaten size ne demiştim arkadaşlar? Kökten dallar sürgünler çıkıyorsa o ağacımıza bir problem var demektir. Şunu görüyorsunuz arkadaşlar sağ taraftan. Ben bunu kesmezdim. Şuradan çok güzel bir açı elde ederdim. Bu sağdakini atardım. Gelelim arkadaşlar şuna. Bakın burada da sol tarafı görüyorsunuz. Kesilmiş. Bunu bırakırdım. Çok güzel bir şekil oluştururdum burada. Ya baktığınız zaman tamamen paralel. Gelelim şu üçüncü ağacım, ikinci ağacımıza. Aynı şekilde bizim bu bahçede arkadaşlar dengesiz bir kesim de var aynı zamanda. Baktığınız zaman geriden biliyorsunuz arkadaşlar trileri biz tepe vurumu yaparız. Goble şekilde büyütürüz. Ama burada gelişi güzel bir şekilde kesilmiş. İşler tamamen ince aralar duruyor. Buraya da bakalım. Bu arada arkadaşlar kesim yaparken şöyle diş kesinlikle bırakmayalım. Böyle diş bıraktığımız zaman buralardan bir sürü sürgün verir. Bu sefer de koca yaz sürgün kırmakla uğraşırsınız. Ve her türlü hastalık bu açık yaralardan girer. Şunu ben olsaydım arkadaşlar içe doğru giren dalı keserdim. Dışa doğru olanı bırakırdım. Zaten kestiğiniz dal mutlaka bir yıl sonra size olması gereken yerden büyüyecektir. Şöyle biraz daha ilerleyebiliriz. Şimdi biraz da tarla sahibimizle bir muhabbet edelim. Şimdi abim siz buraya budattırdınız. Evet. En iyi ilacı kullanıyoruz. Doğru. En iyi gübreyi kullanıyoruz. Doğru. Ama sıkıntımız ne? Budama.
Ben sizlere arkadaşlar ne dedim sürekli? Arkadaşlar ne kadar iyi ilaç kullanırsanız kullanın, ne kadar iyi gübre kullanırsanız kullanın. Ama budamayı doğru yapmadan kesinlikle arkadaşlar istediğiniz bir seviyede bir bahçe elde edemezsiniz. Onun için budama diyoruz arkadaşlar. Bakın mesela arkadaki ağaç tamamen stres yaptığı için bütün meyve gözleri sürgüne çevirmiş. Yani aynı oranda meyvemiz yok. Yani biz bilmeliyiz ki arkadaşlar 4000 ağacımız varsa 4000 ağacımız da ortalama her bir ağaçtan 20 kilo almamız gerekiyor. Ama yok. İşte bir ağaç 20 kilo, bir ağaç 10 kilo olduğu zaman biz sağlıklı bir üretim yapmayız o bahçede. Bu normalde ilk yıldan yapılması gereken bir budama. Bu soldakini alırdım. Şu sağdaki kesilen dalları yan taç yapardım. Çok güzel bir şekil oluştururdu. Bakın kesimleri görüyoruz arkadaşlar. Hep diş. Yani bu budamasını yapan arkadaşlar da bu bölgenin çok iyi bir ekibi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hep diş. Siz bu dişi tam şu çizgiden kesmeyene kadar ağaç hiçbir şekilde uyanmaz bu bahçede. Yani ne yapılmış burada? Bunu kurtarayım derken şu sağdaki sürgünleri kesmişiz. Bu sağdakini kurtarayım derken burada bırakmamız gereken dalın da yan dalını kesmişiz buradan. Halbuki her ikisinden olduğumuzu anlayamamışız. Gelelim buraya. Böyle bir sıkıntı daha var. Şu ağaca bir gelelim. Bakın. Şuraya baktığımız zaman ne görüyoruz? Size soralım peki Cuma abi. Şu ağaca baktığımız zaman ne görüyoruz? Bülent abi birazcık geriden bir çekelim. Tam şu açıdan. Cuma abi buna bakıyoruz mesela. Bu bizim tamamen boş. Yani gereksiz değil mi? Biz bunu kurtarayım derken gereksiz ağacımızı. Biz çok güzel bir dalımızı buradan kesmişiz. Halbuki çok basit olan bir ağacı, bahçeyi biz zorlaştırmışız burada. Yani tek işlem. Şuradan atacaktı bunu. Attığı zaman çok güzel bir şekil. Ne yapardı? Biraz da ince bir ara. Düzelir mi abi? Evet düzelir. Düzelmez değil. Ama bu sefer budamacıyı da ağaç gibi strese sokarlar. Ve 2 yıl nereden baksanız bir kayıp oluşur abi. Çözüm var. Yok değil. Ama güzelim ağaçları Erken fark ettik. Yani bugün Antep'teyiz arkadaşlar ama sürekli böyle şehir şehir dolaşmaktansa arkadaşlar şekil budamamız varsa mutlaka ona dikkat etmemiz gerekiyor. Belki tarla sahibimiz budasaydı belki daha iyi yapardı arkadaşlar. Ya yapmış olsaydı zaten bir şey demezdim ama bunu ticari anlamda bir ücret karşılığında yapmalarına kızıyorum ben. Şöyle bir gelelim abi. Burada ne görüyoruz abim? Cuma abi. 2 tane gereksiz dal görüyoruz abi. O 2 taneden ziyade mesela şey yapardık aynen. Şu ikisini alırdık. Şu kesmiş olduğumuz etekler var ya abi. Onları neden bu kadar sıyırmışız anlamış değilim. Çok anlamsız. Bunları bırakırdık. Bal petekte zeytin etekte diyoruz. Doğru. Bizim sloganımız bu. En kaliteli meyvelerimiz bizim burada. Eğer ki soldakini atıyor olsaydık sağda çok güzel bir ağaç formu olacaktı. Hemen buna geliyoruz. Burayı hiç görmeyelim şu ağacı. Baktığımız zaman Cuma abi görüyor musun? Çok böyle çok olması gereken dallar. Bu arada hani diğer dalları da kesmişiz ya biz abi. Hep diş bırakmışız mesela. Tabii. Yani Bülent sanki abi, şöyle eliyle çekip koparmış. Aynen öyle. Şuralara bakın. Hocam bu kesme değil. Bunu eliyle koparmış bu adam. Yani siz ta ki ağaç yara da olmuş şuraya kadar. Evet. Ağaç bize çok kolaylık sağlıyor. Bakın diyor ki benim tam şu çizgim var. Oradan beni kes diyor. Ya yani kalkıp kır demiyor bize aslında. Şu dipler aynı şekilde hep kırılmış oralar. Makas da kesilmemiş. İnce ara. Makas kullanıldı mı bu bahçede abi? Testere mi? Zorla testere kullandırmaya çok çalıştık ama zorla. Genel itibariyle testere kullandırdı hocam. Mesela şu aynı şekilde. Bak abi. Şuraya bakın abi. Şu arkadakini hiç görmeyin mesela. Abim görüyor musun? Şunu tepeyi keserdim. Şunu ortadan çıkarırdım. Şu kesimi yapılan dallar var. Şöyle bir Bülent abi yaklaşalım. Şunlar. Ben şunları hep bırakırdım mesela. Çok güzel bir taç olurdu bize. Yani bahçemiz şöyle 400-4000 ağacımız da hepsi farklı. Şuna bir yaklaşalım. Abi. Ya baktığım zaman direkt görmen lazım Cuma abi ağacın sıkıntısını. Bir dengesizlik var değil mi? Çok ciddi dengesizlik. Ki 1-1,5 ay önce budanan bir bahçe arkadaşlar. Daha yeni sezona başlamasına rağmen. Bakın. Ne yapılabilir bu? Maalesef şu sol taraf tamamen gider.
Şu arkadaki de gider. Şu tek kalır. Şu tepeyi en uzun olanı keseriz. Eğer kesmezsek bütün enerjisini kendiyle beraber yukarı çeker. Şu an olduğu gibi zaten. Yeni çıkan sürgünler hepsi yukarı doğru kalkıyor. Arkasından toplayıp çıkarıyor hepsini. Ama biz tepeyi kesersek arkadaşlar bize goble şeklinde büyür bu bahçe. Şuna gelelim. Kesimleri görüyoruz. Büyük ihtimal herhalde bu grup bizi izleyecektir. İnşallah. Bölge illerden biri. İnşallah izlerler. Bakın. Milletin canını yakmazlar. Yeter yani, bu yazık. Arkadaşlar. Gerçekten yazık. Bizim bu ekip, bak gene söylüyorum. Kötülemek istemiyorum. Hiç kimseyle ekmeğiyle oynamak istemiyorum ama siz başkalarının ekmeğiyle oynarsanız kusura bakmayın, ben de sizin ekmeğiyle oynarım. Ben bugün İzmir'den çıkıp buraya geldiysem arkadaşlar bir nedeni vardır. Yani bu şekilde yapmamaya çalışalım. Doğru yapan budamacı arkadaşlara da kötü yorumlarınızı amel etmeyelim arkadaşlar. Görüyoruz ağacın halini. Ve bu yurt dışına güzel bir pazarlama başlayan ve iyi bir üretim yapacak bir abimiz. Önlerine engel koymamaya çalışalım. Ben biliyorsunuz her videolarımda diyorum, şekil budaması benim zaafım var. Ağacın her zaman şunun 5 yıl sonrasını düşünün. 5 yıl sonrasını düşünün, nasıl bir forma girecek. Yani bizim etekler, nerede bu etekler? Hepsi kesildi. Varsa sorunuz, sorun. Şimdi aynı zamanda arkadaşlarımız. Şu, şimdi bu ağaçta konuşalım. Şimdi bu sene bunu aldık, şunu aldık. Evet. Bu, buradan yeniden, bunlar kesilmiş ama bunlar yeniden uzayacak mı? Ya da burası tekrar bir taç olur mu? Olursa bunun süresi ne kadar? Yani şimdi bizim... Ne kadar sürede bu taç olur? Şöyle söyleyeyim, bunlar bizim genç, daha 4 yaşında. Her türlü, her yerinden uyuyan gözler var. Hmm. Ama biz bunu şuradan kesmeyene kadar, yani bunu ha kesmiş ha kesmemiş aynı şey. Şu izadan kesmeyene kadar buradan bir uyanma gerçekleşmez. O zaman biz şöyle yapacağız, şunu anladım ben. Yani bunları da, bu tür kesilenleri de şunları düzelteceğiz. Tabii ki. Yani başka türlü anlayacağınız iki işçilik, hatta ikinci işçilik daha zor bir işçilik olacak yani burada. Yani ilk hali olsa daha basit bir işlem olurdu. Böyle olduğu zaman abi sıkıntı. Yani şu ince aralar tamamen açılmalı. Bazen de abi ağaçları olduğu gibi kabul edeceğiz. Çünkü o kadar yanlış ağaçlar oluyor ki arkadaşlar, olduğu gibi kabul etmek lazım. Mesela şu ağaç. Mesela şu ağaç basit. Biraz Bülent abi geriden çekelim. Baktığınız zaman çok basit bu. Ne yapacaksınız? Görüyor musunuz? İkisi alınacak. Aynen, bu alınacak. Alındığı zaman zaten görüyorsunuz, hep buraları kesmiş. Şuralı görüyor musun? Ya çok iyi. Kesmeseymiş buraları, bakın. Çok iyi olur. Gerçi bunu kesmemiş de kesmeye çalışmış arkadaşlar. Evet evet, yani. Kesmeye çalışmış. Bakın bu kurtarılabilir. Kurtarılmaz değil. Ne olur bu sefer arkadaşlar? Siz bunu doğru yerden kestiğiniz zaman tam bir yıl sonra arkadaşlar kestiğiniz dal kadar bıraktığınız dala enerji biner. Ama doğru arkadaşlar. Doğru bir şey yapmanız lazım. Mesela ben şu ağacı çok beğendim şu an. Yanlışlıkla mı yaptılar bilmiyorum. Zaten abi bakıyorsunuz ki, bakın o ağaç farklı budanmış. Görüyorsun. Evet, evet. Şu farklı budanmış, şu ikisi. Şu farklı budanmış. Bizim bazı arkadaşlarımız diyor ki işte hocam sen tek başınasın, olmaz biz ekip istiyoruz. Ekip demek yani nasıl sıkıntı ekibin demek hocam. Ekibin her bir harfi farklıysa arkadaşlar, evet, ağacınızın da her bir adeti farklı olur. Bunu unutmayın. Bu herkes için söylemiyorum tabii. Şuna bakın mesela. Bu tamamen farklı biri budamış. Bunu tamamen farklı biri budamış. Şöyle bir yaklaşabilir miyiz abi? Bir soru sormuştunuz Cuma abi. İşte tepek kesimleri. Evet, evet. Tepek kesimi yapılabilir. Ama şunun gibi bir tepek kesimi yapılmaz. Görüyor musunuz arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Bakın şu nasıl bir kesim yapılmış buradan. 5 santimlik şöyle bir kesim biz kabul etmiyoruz kesinlikle. Buradan yaptığın zaman şuradan kesmen gerekiyordu. Burası 2 yıl sonra arkadaşlar benim bilek kalınlığında olacak. Bilek kalınlığında olacak. Görüyorsunuz 1, 2, 3, 4. Yani bunu buradan çıkarman gerekiyordu. Yani şu arkadaki bırakmanın bir anlamı yok. Şunu şu arada bırakmanın hiçbir anlamı yok. Şunu bırakmışsın burada mesela. Hepsi yanlış burada. Gelelim. Arılar var herhalde. Şuna bakın, ortaya bir gök taşı düşmüş gibi aynen. Evet. Yani sadece bulunduğum bölge en az 7-8 farklı kişi tarafından budanmış. Bu ağacın hani nerede geleceği? 4 yaşındaki bir ağacı arkadaşlar. Yani tamamen ızdırap bir budama olmuş arkadaşlar burada.
bakın, biri Anya'ya, biri Konya'ya. Yani şu anda meyve gözlerimiz var. Ben meyve görmüyorum kesinlikle. Ya bu tamamen stresten bu kadar çok çiçek açmış arkadaşlar. Yani bu meyve yaptığı zaman ne olacak? Bu tamamen bunun görevi buradaki meyvesini beslemek olacak. Hani bizim sürgünler? Şuraya bir yaklaşabiliriz abim. Şu mesela, bırakmanın amacı ne burada? Bunu şu kadar dengesiz bir uzatmanın anlamı ne burada? Bak aynı şekilde bu. Şöyle yaklaşalım Bülent abi. Sistem aynı sistem. Şunu kurtarım derken şu soldakinden olmuşuz. Soldakini kurtarayım derken sağdakinden olmuşuz. Sonuç olarak ikisinden olmuşuz. Yani şu ağaca bakın. Arkadaki ağaca bak. Yazık. Şöyle gelelim. Bir ağaç daha gördüm burada. Mesela bu. Nedir arkadaş? Nedir yani bu? Sağdakini neden bıraktın? Soldakini neden sıyırdın yukarı doğru? Sıyırmasına bir şey demiyorum. Yani şu dişler nedir burada? Bu dişler nedir burada? Abi siz mi arkalarından koşturdunuz bu ekibin? Vallahi çabuk bitirsinler diye. Yok olur mu abi? Kendiler girdiler. Bitirdiler, çıktılar işte. Şuna biz mesela hiçbir zaman şey yapmadık. Yani. Dengesizliği görüyor muyuz arkadaşlar? Şu dengesizliğe bakın. Evet, kurtarılır mı? Kurtarılır. Kurtarılmaz değil. Ya madem bunu kesmeye çalıştın, bunu kesmeye çalıştık. Güzel bir şey kesim yapalım ki sıkıntıyı ortadan giderelim. Biz daha da sıkıntı yaratmışız bu bahçede. Çözüm değil. Şimdi arkadaşlar, sizin merak ettiğiniz bir soru mutlaka vardır. Bu saatten sonra ne yapılabilir diye bir soru sorabilirsiniz. Bu saatten sonra çok şey yapılabilir. Ama nereden baksanız 2 yıl bir kaybınız. Böyle bir 4000 ağaçlı bir bahçede 2 yıl kayıp pek de göze görünen bir durum olmaz. Biz burada ne yaparız bu bahçede arkadaşlar? Genelde tekleme yaparız. Bazen de arkadaşlar ikili üçlü olanları olması gereken halinde bırakırız. Ve ince ara yaparız ve tepeleri tamamen keser. Hepsini aynı seviyeye getiririz. Şöyle mesela görüyor musunuz arkadaki şunun? Hiçbir vasfı yok mesela burada. Şu arkadaki dalın. Hiçbir vasfı. Zaten 2 yıl sonra her biri bile kalında olacaktı bunların. Yani tepe kesimi evet yapılır dediğimiz zaman arkadaşlar tepe kesimi olur. Tepe kesimi vardır. Bir de başka bir tepe kesimi vardır. Bu mesela tepe kesimi dediğimiz zaman arkadakini çıkarmamız, yani ağaca göre iç tarafındaki çıkarmamız gerekiyor. Bu bize doğru olanı bırakmamız gerekiyor ki dışarı doğru çıksın ve vazo şekli bizi oluştursun. Cuma abi, bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bahçede, bir sonraki ilde görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrardan Gaziantep'ten herkese selamlar.